Evet, değerli basın mensupları, herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bugün bu basın açıklaması yapmamızın sebebi, malumunuz 1992 yıllarında 1. Karabağ Savaşı'nda maalesef Azerbaycan'ın topraklarının %20'si 28 yıla yakın işgal altında oldu Ermeniler tarafından. 44 günlük kahramanlık dolu mücadele sonucu bu topraklarımız azat oldu. Azat oldu azat olmasına ama maalesef gün geçmiyor ki Azerbaycan'ın bu azat olan topraklarından toplu mezarlar fışkırıyor. Bunun sebebi şudur. 1992'de bu bölgeye Ermenistan işgal ederken maalesef 1 milyon insanımız göçe tabi tutuldu. Yaklaşık 20 bin insanımız şehit edildi. 5 bin civarında insanımız da kayıp. Yani baratasız kayıp. Bu kayıpların gün yüzüne çıkarılması için, yaşayıp yaşamadıklarını öğrenmek için Azerbaycan hükümeti defalarca Ermenistan yetkililerinden bunun bilgisini istedi. Kızılhaç'tan bunun bilgisini istedi ama bugüne kadar maalesef sağlıklı bir dönüş olmadı. Ama şimdi görüyoruz ki maalesef o insanlarımızın birçoğunu şehit etmişler, toplu mezarlar halinde gömmüşler. Böyle bir vahşet yok. Bu görmüş olduğunuz daha yakın birkaç gün önce Azerbaycan'ın Hocavend ilçesi sınırları içinde köylerden bulunan mezarlar. Yani buradan bütün dünyaya seslenmek istiyoruz. Nerede insan hakları? Nerede hukuk? Bu cinayeti işleyenlerin mutlaka cezalandırılması lazım. Bu bir savaş suçudur. Bu bir insanlık suçudur. Bu bir insan hakkıdır. İnsan hakkı savunucularını göreve sesliyoruz. Bu konuda maalesef insan hakkı savunucular ve Avrupalı Azerbaycan'ı suçlamaya çalışan insanların bu konuda vicdanı yok, gözleri kör, kulakları sağır olmuştur. İşte burada görüyorsunuz. Bunun mutlaka hesabı sorulmalıdır. Buradan Azerbaycan'ın bu acı gününü paylaşıyoruz. Rahmet diliyoruz şehitlerimize. Bunu da bütün dünyaya duyurmak istiyoruz. 85 milyon Türk halkı ve 300 milyon Türk dünyası olarak her zaman Azerbaycan'ın yanındayız. Haklı davasında Azerbaycan'ın arkasındayız. Bütün dünyaya şunu seslenmek istiyoruz. Adalet. Adalet yerini bulsun. Savaş suçluları mutlaka cezalandırılsın. Bu şehitlerimize rahmet diliyoruz. Çok fazla söze gerek olmadığını düşünüyorum ve herkesi buradan saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz efendim.